Söyle sultanım. Eğer saray soytarısından memnun kalmadıysan başka eğlenceler düzenleyeyim adına. Bu Münir nasıl bir adam Ahmet ya? Soytarı işte. Eğlendin mi? Yüzün güldü mü? Ya aslında fena olmadı. Çok sakin geçiyor bugün. Sabahtan beri bir hasta geldi o kadar. Canın sıkılıyor yani. E desene Feridem. Saraydan prensesi kaçıramıyorsak saraya dirlik düzen getiririz. O iş bende. Hadi hayırlısı. Ferit Hanım. Buyurun. Şuraya bir imza alabilir miyim? Teslim aldığınıza dair. Tabii. Ne teslim alıyorum ben şimdi? Buyurun. Gelin arkadaşlar. Dizilin şöyle. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Sağ olun. Şimdi kuryeyle hasta mı teslim alıyorum ben? Pardon, bir dakika. Beğendin mi hediyeni? Hangisini alayım diye çok düşündüm, seçemedim. Üçünü de aldım Ferideciğim. Kurye düzmeci tabii ya. Bizim ajanstan bir çocuk, yeteneklidir Kamil. Ya of Ahmet ya, ne yapıyorsun? Ben de dedim şimdi nedir bu hastalar, kuryeler falan. Hastalar gerçek ha. Devlet hastanesinde sıranın en sonundakilerden kaptık geldik. Onların da canına mindim. Hastalar gerçek mi? Tamam dur, ben ilgileneyim onlarla o zaman. Kapat sen, kapat hadi. Canım benim, ani hareketler yapma sakın ha. Bana bak. 3 tane hasta fazla geldiyse hemen bir tane de doktor göndereyim sana. Yardımcı olur. He, ne diyorsun? Bu arada mesai çıkışına kadar seni burada bekliyorum. Hastanenin çıkışında sağda gri bir araba var, üstü açık. Onun içinde seni bekliyorum bebeğim, tamam mı? İmza Damran Komran. Ahmet'ciğim tamam, kapatıyorum. Hadi. Nereye gidiyorsun kız? Acelem mi var? Allah Allah. Hemen eve dalıyorsun ha. Damran Komran mı çekti kız canım? Ya Ahmet mi? Ne duyacak? Ulan millet nereden bilsin Damran Komran ne demek? Otur bakayım. Otur, 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 otur. Ya sen kesin bir şeyler kovalıyorsun ha. Bana bak, ne var içeride? Niye içeriye girmiyoruz? Ha, papatya mı var yine? İçeride hiçbir şey yok Feride. Bir konuşalım dedim ya. Tamam, sen sevmiyorsun doğum günü partisi falan. Yok, çok çocukça geliyor bana. Ya sonradan görme gibi değil mi ya? Hadi diyelim ki öyle. Ama bana bir fırsat ver. Tamam, sen hediye istemiyorsun, parti olmaz diyorsun ama benim sana olan sevgimi göstermem lazım. Burada kaldıkça ağırlaşıyor bu. Ahmetciğim, bence elinden geleni yapıyorsun zaten. Elimden geleni kağıda döksem, bir erkek bir kadını en fazla ne kadar sevebilir sorusunun cevabı budur diye ders olarak okutulur Feridem. Alo! Orada mısın? Vay. Yalnız bunlar böyle çiçek sermelerle, hediye almalarla falan olmaz. Peki. Ben her sabah uyandığımda seni görsem, giysilerinin kokusu giysilerime sinse, yatağın bir köşesini seçsen, ben orayı sana ipotek etsem, hangi yastık senin, hangi yastık benim bilsek, gardırobu bölüşsek, seninle kumanda kavgası yapsak, daha iyi anlatırım belki o zaman sana olan sevgimi. Hem daha fazla yer ve zamanım olur. Senin kesin aklında bir şeyler var ama... Senden başka hiçbir şey yok aklımda. Sen hariç tabularosa gibi oldu zihnim. Senin sevginle dolduracağım boş sayfamı. Sensiz geçen zamanımı kaçan fırsatlar olarak görmeye başladım. Seninle geçirecek daha fazla zaman lazım bana. Seni yolcu ettiğim an özlemeye başlıyorum. Yemek yiyoruz. Hesap lütfen diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyorum özlemeye. Bu böyle olmaz. Gel beraber yaşayalım Feride. Hadi gel. Oo. Beraber yaşayalım diyorsun. Sana sevgimi göstermek için de bol bol zamanım olur. Madem hediye almıyorsun doğum günlerine, sen bana hediye vermiş ol. Haydi. Ahmet, ben kendimle biraz vakit geçirmek... Sen bunu bir düşün. Ha, cevabın evetse hemen söyle, hayırsa sen bunu bir düşün. Hayır deme, hayıra hazır değilim ben. Ben de Ahmet. Ya ben de hazır değilim. Ya her şeyi çok aceleye getiriyorsun. Benim yarın nöbetim var. Ben gideyim biraz dinleneyim iyice. Konuşuruz sonra. Öpeceğim mi? Öpeceğim, gel. Öpmeyeceksen kalkmayayım boşuna. Gel, öpeceğim. Tipe bak. Şerik. Diyemiyorum, diyemiyorum dediğim zaman da korktu ya lan. Kaçtı kız ya. Demek ki Ahmet kural neymiş? Demeyeceksin dediğin zaman... Thank you.
Amele sümüğü gibi yapıştırdı ya lan kız beni. Of, keşke ilk önce soraydım da sonra taşınaydım. Evet der gibi gelmişti bana. Evet diyecek gibiydi. Evet demek üzereydi. Şu eşyaların üstüne kırılacak eşyaya sen. Kalbimi de içine koyun. Allah başım dönüyor lan. Galiba şu an bayılıyorum. Şu an.